Herkese merhaba. Şu an hala hazırlık aşamasında bulunan bebek odamızdayız. Parçalar gelmişken bu halini de çekmek istedim. Çünkü bu tarz çalışmalar öncesi ve sonrası yapılınca daha farklı oluyor. Bunlar malzemeleri, dolap kapakları. Burada bir alt değiştirme ünitemiz var. Bunu şifonyerin üzerine düşündüm. Evet, teşekkürler. Kamerayı geçiyor. Bunlar henüz yeni boyalı olduğu için camı da o yüzden açtım. Havalansınlar diye. Şu ahşap çıtalar da yatağın, gerçi bitince daha iyi görünür ama şu an söyleyeyim dedim. Şunların üst kısımlarına gelecek. Ahşap detaylı bir şekilde. Mobilyamız Montessori. Zaten biz çatı katındayız. Şu kısım eğimli, çok görünmesi de. O yüzden böyle bir model tercih ettim. Bakalım sonunda nasıl olacak. Bitince daha güzel anlarız yani nasıl olacağını, nasıl duracağını. Burada da daha önce burası tabii boş bir oda olduğu için bütün ıvır zıvırlarımızı vesaire koyduğumuz bir odaydı. Burada da spor aletlerimiz vardı. Bu mat da buradan gidecek. Bu şekilde bitmiş halinde görürüz inşallah. Sonunda odamızın bitmiş halini gösterebileceğim. Mobilyalarımız tamamen bitti. Yerleştirdiğimizde de sizinle paylaşırım. Şu an böyle boşken size de göstereyim dedim. Şöyle bu şekilde burayı böyle yani fotoğraf çerçevesi olur, süs eşyası olur. O şekilde kullanmak için raf yaptırdım. Burada yine böyle ikili dolap var. Burada da yine böyle bir raf yaptırdık. Burası çalışma masası. Burası bebek odası bu arada. Çalışma masası ne alaka diyebilirsiniz. Ama yaptırmışken bir bütün olsun istedim. Normalde 3 kapaklı giysi dolabı istiyordum ben. Ama şurada, tam olarak şurada bilgisayar girişi vesaire var. O yüzden hani yaptırmışken çalışma masasını da bu şekilde buraya yaptıralım dedim. Daha sonra hani 3 kapaklı dolabı nereye koyacağım diye düşünme derdim olmaz. Giysi dolabımız bu şekilde 2 kapaklı. Dışına cam istedim. Şuraya da gelecek. Orası böyle açık göstereyim. Burası böyle bu şekilde. Buraya da şimdi burayı böyle çekmeceli yaptırdım. Şu kısmını da cam yaptırdım. Üstü de yine cam. Buraya böyle bölmeli bir şekilde ya cam gelecek ya da tahta gelecek. Yani ahşap. Böyle iki tane yaptırdım. Askılık. Yine burada iki tane çekmecemiz var. Evet, burada da perdemiz var. Böyle çok hareketli bir perde seçmek istemedim. Böyle baskılı falan perdeler oluyor çocuk odaları için genelde. Onları hiç sevmiyorum.
Böyle keten düz bir perde istiyordum. Çok aradım bu. Yani basit bir şey aslında ama bu perdeyi çok aradım. Düz bir keten perde yani. Şurasına da bu pomponlarını ben kendim aldım. Perdeciye diktirdim. Perdemiz de bu şekilde. Burada da evimde daha önce şey yoktu, yüklük yoktu. Hani hem toparlar diyerekten yaptırmışken buraya da bir yüklük yaptırayım dedim. Burada da iki kapaklı yüklüğümüz var. Gelelim yatağımıza. Yatağımız Montessori yatak. Yani yer yatağı olarak geçiyor. Bu şekilde çatı yaptırdık bir de biz buraya. Şu ışıkları da takmıştım. Çıkarmadım. Onlar da bu şekilde böyle. Burada da son olarak şifon yerimiz var. Dört çekmeceli yaptırdım. İçleri de bayağı geniş, kullanışlılar yani. Şöyle şu üst kısmına da alt değiştirme ünitesi yaptırdım. Bu daha sonra şöyle, bu buraya monte değil. Hani daha sonra işte çocuğun hani bezi bırakmasıyla birlikte bunu da kaldırıp normal bunu şifon yer üstü olarak da kullanabilirsiniz. Odamız genel olarak bu şekilde. Halıyı da göstereyim. Halım zaten vardı. Buraya da böyle toprak tonlarında olduğu için uyuyor diye bunu serdim.